8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz algoloji uzmanı uzman doktor Aycan Güner Ekici. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam algoloji deyince tabii ki anestezi reanimasyonun bir başka kolu. Branşlaşmış evet, hali. Yan dal. Evet. Özellikle ağrıyla çok uğraşıyorsunuz. Tabii ki kronik bir takım problemlerle uğraşıyorsunuz. Ben özellikle bugün size diz omuz kireçlenmesinde kök hücre tedavisi nasıl olur diyerek bu konuyla bir başlamak istiyorum. En çok şikayet alan aslında. Evet, evet. İster istemez eklem ağrıları günümüz yaşantısında çok arttı. Dolayısıyla hastalar bir takım ve bizler de yeni tedaviler arayış içindeyiz. Kök hücre tedavisi gerçekten bunlarda çok faydalı oluyor. Nasıl uygulanıyor? Biraz bahsedeyim. Lütfen. Özellikle diz, omuz, kalça eklemindeki kireçlenmelerde tabii burada eklem aralığının açık olması çok önemli. Bunlarda ancak uygulayabiliriz. Evre 2 ve evre 3 dediğimiz hastalarda tamamen kapanmış eklem aralığında kök hücre tedavisini uygulayamıyoruz. Ameliyathane koşullarında bazı hekimlerimiz muayenehane koşullarında da uygulayabiliyor ama ben açıkçası tercih etmiyorum. Ameliyathane koşullarında steril hastanın göbek altı yağ dokusundan ya da kemik iliğinden aldığımız dokuyu özel filtrasyon ve santrifüj işlemlerinden geçirerek kök hücreleri elde ediyoruz. Aynı seansta ilgili ekleme, hangi eklemde hasar varsa o ekleme enjekte ederek uyguluyoruz. Peki hocam kaç seans devam ediyor? Kök hücre tedavisini bir kez uyguluyoruz ama hastamız diyelim ileriki aşamalarda tekrar şikayetleri başladı, tekrar uygulanabilir. Hastanın kendi dokusu olduğu için herhangi bir reaksiyon oluşmuyor, yan etkisini oluşturmuyor. Dolayısıyla uygulanabiliyor. Hatta daha büyük sağlık için de yapılabilir tabii, tabii, diyorsunuz. Tabii birçok alanda kullanılıyor kök hücre tedavisi biliyorsunuz. Özellikle ciltte anti-aging amaçlı da kullanılıyor. Biz eklemlerde bunu tercih ediyoruz. Bir de akıllı plazma yöntemi var hocam. Akıllı plazma yöntemiyle de ilgili bize bir fikir verseniz, nasıl yapıldığıyla ilgili bir konuşsak. Teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Akıllı plazma çünkü çok karıştırılıyor halkımız arasında. PRP olarak düşünülüyor. Evet. PRP değil. Yine hastanın kanını alıyoruz. 37 santigrat derecede 3 saat bekletilerek içerisinde plazma kısmında otoantikorlar ve büyüme faktörleri dediğimiz faktörler açığa çıkartılıyor. Daha sonra yine filtrasyon ve santrifüj işlemlerinden geçirilerek eklemi yapılandıracak hücreler de oluşturuluyor. Yine ilgili ekleme enjekte edilerek uygulanıyor. Yani normal PRP'den çok farklı bir tedavi. Bunu seanslar şeklinde uyguluyoruz. Genellikle haftada bir ya da 10 günde bir seanslarla. Örneğin diz ekleminde 3 ya da 5 seans uygulamak gerekiyor. %85-90 oranlarında da başarı oranları mevcut. Hastalarımız ağrıları hemen geçiyor ve aynı zamanda da eklemin kireçlenmesinin yapılanmasını sağlıyor bu tedaviler. Peki her sene mi yapılması lazım? Hayır, şöyle yaptık. Hastamızın eklem aralığı rahatladı. Eklemin açıldığını takip ettiğimiz zaman röntgen grafilerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Diyelim ileriki aşamalarda 2 sene sonra, 3 sene sonra tekrar şikayetleri başladı. O zaman tekrarlanabilir. Hocam kronik ağrısı olan kişilerde ozon tedavisi uygulamasını nasıl yapıyorsunuz peki? Ozon gerçekten birçok faydası olan bir molekül. 3 atomlu oksijen molekülü. Çoğu hekim arkadaşım tarafından anti-aging amaçlı ve bağışıklığı güçlendirmek amaçlı majör otohemoterapi dediğimiz kan ozonlaması yapılmakta. Ben de tabii bunu uyguluyorum ama daha çok fibromiyalji hastalarında, yani yaygın kas ağrıları olan hastalarımızda biz kan ozonlamasını tercih ediyoruz. Bizim algolojide en çok uyguladığımız eklem içi ozon uygulamalarımız var. Diz, kalça, omuz eklemindeki direkt o bölgeye ozon gazını enjekte ederek eklemin yapılanmasını amaçlıyoruz. Yine fıtık, bel fıtığı olan hastalarımızda ameliyathane koşullarında disk içerisine, fıtıklaşmış disk içine ozon gazı enjekte ederek fıtığı küçültebiliyoruz. Dolayısıyla ağrıları giderme amaçlı, yani tedavi amaçlı uygulayabiliyoruz. Anlattığınız tedaviler gerçekten o kadar güzel ki birkaç taneden biri. Aslında ben şunu sormak istiyorum. Biz ne zaman algolojiye başvurmalıyız? Ne zaman sizin kapınızı tıklatmalıyız?
Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bu da çünkü halkımız arasında yanılsamalar var. Evet. Direkt de gelebilir hastalarımız ama ister istemez hastane koşullarında, devlet koşullarında fizik tedavi, beyin cerrahisi, ortopedi hekimlerinin öncelikle akut ağrılarda, biz daha çok kronik ağrılarla ilgileniyoruz çünkü, akut ağrılarda onların muayene etmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ama buna rağmen hastanın ağrısı geçmiyorsa, artık kronikleştiyse 3 aydan uzun süren ağrılarda bize rahatlıkla başvurabilirler. Yani direkte gelebilirler ama bir hekim arkadaşım da yönlendirebilir bize. Hocam peki eklem ağrılarında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Öncelikle hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yaşamın içerisinde olması gerekiyor. Tabii ki ağrı nedeniyle hastalarımız yürüyemiyorlar, eklemde kireçlenmeler oluyor, oturup kalkamıyorlar ama bunlar olmadan önce, yani daha genç yaşlardan itibaren hayatında mutlaka egzersiz olması gerekiyor. Kalsiyum, magnezyum, D vitamini desteği çok önemli ki o eklemler çabucak yıpranmasın, kireçlenmesin. Bunları yine aynı şekilde yürüyüşler, yani kısa kısa yürüyüşleri hayatımızda mutlaka olması gerekiyor ki eklemlerimizi koruyalım. Hem hareketsiz kalmayalım, evet. Beslenme düzenimize dikkat edelim. Sağlık aslında tabii, onlardan geçiyor değil mi hocam? Tabii burada kilo da çok önemli dediğiniz tabii. Gibi. Ekleme binen yükü arttırmamak gerekiyor. Hı-hı. Hani belki kilo vermesi ağrıdan dolayı ilk etapta çok zor. Ama yükü arttırmazsak bile, çünkü diz eklemlerinde bizim aldığımız 1 kilo 5 kilo olarak yansıyor. Evet. Yine bele de 10 kilo olarak bir yansıması söz konusu. Hı-hı. Dolayısıyla en azından kilomuzu arttırmamamız Hı-hı. önemli. Kesinlikle hocam. Peki hocam. Hocam, trigeminal nevraljide algolojinin yeri nedir? Yani bu tip problemi olan, böyle bir kafa siniriyle ilgili sıkıntısı olan bir hastada neler yapabiliyorsunuz? Çünkü çok sık ve çok şiddetli bir baş ağrısından bahsediyoruz. Evet. Trigeminal nevralji çok zor bir hastalık gerçekten. Hastalar için de, biz hekimler için de. Halk arasında delirten hastalık, en çok intihar ettiren hastalık diye bilinir. Yüzün bir sağ ya da sol tarafında genellikle işte çeneye gelen ya da başa gelen sinirlerde elektrik çarpması şeklinde ağrıları oluyor hastanın. Birçok hekim arkadaşım ilaç tedavileriyle yardımcı olmaya çalışıyor. Nöroloji doktorlarımız, yine beyin cerrahi doktorlarımızın bir takım mikrovasküler dekompresyon dediğimiz ameliyatları olabiliyor. Ama buna rağmen hastanın ağrıları geçmiyor. Bu durumda biz ilgili sinirin hangi sinirde elektrik çarpması varsa o sinire, örneğin üst çeneye gelen sinir, maksiller sinire özel iğnelerle ulaşarak o sinirleri duyarsızlaştırma, halk arasında yakma tedavisi diye bilinen radyo frekans tedavisi uyguluyoruz. Periferik sinirlerle eğer işi çözemezsek, o zaman beyinden çıktığı köke, trigeminal sinirin, bunu ameliyathane ortamında yapıyoruz. Gaster ganglionu dediğimiz beyinden çıktığı köke ulaşarak onu radyo frekans tedavisiyle duyarsızlaştırıyoruz. Peki migrenle karıştırılır mı hocam bu ağrı? Hayır, migren çok farklı ataklar şeklinde. Trigeminal nevraj da gerçi sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde atakları daha çok yaşıyor hastalarımız ama dediğim gibi yüzde bunu hissediyor hasta ve elektrik çarpması şeklinde. Migrende ise daha çok zonklama şeklinde başın arkasından böyle şakağına doğru, gözüne doğru gelen atakları oluyor hastanın. O tamamen farklı ama migrende de bu bahsettiğim radyo frekans tedavilerini farklı sinirlere uygulayabiliyoruz. Oksipital sinir dediğimiz bir sinirimiz var. Bu sinire yine duyarsızlaştırma tedavisi yaparak atakları önleyebiliyoruz. Migren de tedavisi var diyorsunuz. Evet. Süper. Çünkü birçok kişimizde de migren ağrısı gerçekten çok yüksek. Seyircilerimiz de bunu çok merak ediyorlardı. Evet. Çok sağ olun açıkladığınız için. Hocam peki bunu yaparken, radyo frekansla yaparken o sinirdeki hani duyu yok etmiyor mu bu tamamen? Şöyle, bunlar ağrıyı ileten sinirler. Yoksa herhangi bir motor sinir değil. Yani duyu siniri. Efendim? Duyu siniri aslında. Duyu siniri. Evet, oradaki siniri tamamen duyusunu gideriyoruz. Şöyle, bazı hastalarımızda mesela trigeminal nevrajide 70 derece ısıyla biz o siniri duyarsızlaştırıyoruz. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi yüzün o bölgesinde bazen hipoestezi, yani his azalması yaşayabiliyor hastalarımız.
Ama birçok sinirde de 42 derecede ısı uyguluyoruz. Bunlarda ise o his azalmasını, duyarsızlaşmayı, yani hipoestezi olarak hasta onu hissetmiyor. Sadece ağrı duyusu gitmiş oluyor. Dokunma duyusu devam ediyor. Vermiş olduğunuz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle algoloji uzmanı, uzman doktor Aycan Güner Ekici beraberdi. Ve kireçleme ile ilgili, eklem ağrılarınızla ilgili birçok bilgiler verdi. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.